Bir baksaydık ne olurdu sanki? Meraktan ölüyorum. Zeliha yengemin umuru değil. İnsan bu kadar meraksız olur mu ya? Belki önemli bir şey yoktur. Belki ıvır zıvır vardır. Sence böyle bir sandığın içinden ıvır zıvır çıkar mı Emmioğlu? Çıkmaz. Çünkü seçim sandığına hiç benzemiyor. Ha? Bahar Demizli'yi konak buyur. Ay Yusuf kardeşim ne haber ya? Ha söyle. Allah Allah. Zeliha yengemin arkasından dükkanı diye çıktı ama. Bilmem ki. Bakarız tamam. Tamam hadi görüşürük. Ne olmuş? Vay demim gitmemiş de dükkana. Zeliha yengem merak etmiş. Demek Zeliha yenge o kadar da meraksız değilmiş. Emmimin dükkana diye çıktığını biliyorum. Ama gerçekten çıkıp çıkmadığını bilmiyorum. Peki kendisi çıktığını biliyor mu Hacı Recep? Nereye? Kız arkadaşların odasına. Zannımca kırmızı alarm. Vay damca. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Demek bir hiç için yalan söylüyorsun ha? Nihal Hanım, yalan söylemiyorum ben. Öyleyse niye yerde oturuyorsun? Şeyden. Neyden? Sırtım ağrıyor, sert yer iyi gelir diye. Şu an üstünde oturduğun bölgeye sırt diyemeyiz. Bölgeleri karıştırmışım bak. Yüzünde niye suçlu çocuk ifadesi var? Bölgeleri karıştırdım diye herhalde. Erkekseniz teker teker gelin bir ya. Geldim. Niye yerde oturuyorsun Vahide emmi? Onu ben sormuştum. Sorduklarınızı söyleyin de zaman kaybetmeyelim. Ama cevap alamadık. Öyleyse baştan başlayalım. Niye yerde oturuyorsun Vahide emmi? Yeter diye. Evet. Sandığı açmaya çalıştım. Başaramadım işte. Hep beraber başaracağımız varmış. Buyurun. Bunun içinmiş ettiğiniz patırtı. İyi gerçekten. Broşta hiç değerli bir şeye benzemiyor. Az kalsın ayağım kırılıyordu. Kağıtta ne yazıyor kağıtta? Aman! Size ne canım el alemi kağıdından? Çok silik. Sen nasıl okudun yenge? Toz alırken küt diye düştü. Nasıl acıdı ayağım? Hazine planı falan mı? Bir bak şuna. Harita değil, yazı var emmi. Yok ya. Hadi. Planı yazmış olabilirler. Sökmeye çalışan mı oğlum? Musiki benim... Ne kalbimde son tango bu sevenlere lütfen dans edin benimle. Küt diye ayağımı düşünce. Sus da okusun. Sen devam et Emmioğlu. Şaşı oldum. İki adım ileriye. Üçüncü sağa. 4, 5, 6 geriye, 7, 8 sola, kavaktaki yaşlı çınarın ardında her derde deva bir su akar. Onun önünde sayarsanız adımlarınızı bulacaksınız aradığınız. Burası okunmuyor. Bir şeye kavuşacaksınız yazıyor ama. Gerisini okuyamazsan sen neye kavuşacağını biliyorsun değil mi? Ama bırakın artık. Size ne el alemin kavuşmasından. Söyle bakalım bayan dedektif. Ne bu şiir falan mı? Yemek tarifi olmadığı kesin. Ama ne dediği anlaşılmıyor ki. Belki şarkı sözüdür. Yok canım. Mustafa Sandal o tarihte daha doğmamıştı bile. Toz alayım dedim. Ayağımın üstü küt diye. Ay. Peki ne bu bir? Hala anlamadınız mı? Neyi? Şifreyi. Ne şifresi? Bir de üniversite okuyorsunuz. Şifreyle bir yer tarif edilmiş işte.
Sen anladın mı yani? Anladım tabii. Öyle işte, neye kavuşuluyor söyle. Hazineye tabii ki. Hazineye mi? Evet. Aman canım, size ne, el alemin hazinesinden. Ne oturuyorsun taşlarda, geç şöyle. Küt diye ayağımı düşünce acıdan gözümde şimşekler çaktı. Anında kabak gibi şişti. Göstereyim mi? Çözdün mü? Neyi? Şifreyi. Yok canım, onunla mı uğraşacağım? Saçma sapan bir şey. Düşünmüyorum bile. İşim gücüm yok da aklımı fikrimi şifreye takacağım. Sen beni yanlış tanımışsın emmioğlu. Ben hazine hayalleri kuran bir sapık değilim. Hem kağıtta ne yazdığını hatırlamıyorum bile. Söyle, neresini hatırlamıyorsun? Sonu neydi be? Son tangomu sevenlere. Lütfen dans edin benimle. Senden de bir şey kaçmıyor ha. Kulakların kafanda Cumhuriyet Bayramı'nda kağıt bayrak asılmış gibi duruyor da ondan. Bu tango ne olabilir ya? Bir çeşit dans. Şifre ise ne demeye geliyor yani? Fokustrot demek olmasın. O ne o? Başka bir çeşit dans. Daha iyisin ama şifren sıfır. Tango argoda özel yer ya da buluşma yeri anlamında kullanılır. Yani bu bir şifre olabilir mi gerçekten de? Olabilir. Devamında ne yazıyordu? İki adım ileriye. Üçüncüsü sağa. 4, 5, 6 geriye. 7, 8 sola. İşte tangonun son adımı bizi hazineye ulaştıracak olan yer. Yani pırlantalara. Ayten, neden pırlantalara taktın? Bu sene çok moda. Her derde deva su. Çeşme olmasın. Olsun olsun. Ay, her yerde bir çeşme olsun. Ha? Peki ama hangi çeşme? Sarı çizmeli mi Meda? Evet. Eminönü'nde o çeşme. Cennette biliyorsun. Hatırlıyorum. Sarı çizmeli Mehmet Ağa çeşmesi. Ay yok. O sarı çizmeli kedi çeşmesi miydi? Ay yok. Galiba Sarman Mehmet Ağa çeşmesiydi. Ya karıştırdım. Ya şey... Meryem! Ya size de iyilik yaramıyor ya. Bak, çeşmenin orada bir de çınar ağacı var. Besbelli aslanım emmi. Hangi çınar ağacı? Kabaktaki çınar ağacı diyor. Ortada botanik bir yanlışlık var. Balık ne kadar kabağa çıkarsa kabakta çınar ağacı o kadar çıkar. Yazan bir balık olmasın. Dur! Kabakta balık da olur, kabakta çınar da olur. Bil bakalım nasıl? Bilemedim. Evrim mi geçirdiler? Kabağı ağaç olarak düşünme. Başka ne olur? Kereste olur. Yok be. İnsanlar orada oturuyor. Ha, koltuk. Bak, balık da olur diyor. Balık tabutu. Bu kabak başka kabak emmi oğlu. Bu kabak Rumeli kabağı. Rumeli diye bir balık bilmiyorum ben. Kılçıklı mı olur? İnşallah bunu bizden başkası çözmemiştir. Yok canım. Balıktan anlayan kaç kişi var ki?